Günaydın arkadaşlar. Sabah saat 7 şu anda ve bugün çok güzel bir tura doğru hareket ettik. Bugün yine sizlerin arasından 3 arkadaşımız daha bize katılacaklar ve Karagöl'e gideceğiz. Karagöl zorlu bir yol arkadaşlar. Git gel 1800 metre elevasyon olacak. 140 kilometreye geçen bir mesafe alırız diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir tur olacak. Güzel bir tur olur umarım. Sizlere de güzel bir tur izletiriz. Şimdi Milli Kütüphane tarafında Adnan ve Ahmet'le buluşacağız. Oradan Pursaklar'a doğru giderken de arkadaşları yoldan toplayacağız. Onları da aldıktan sonra Karagöl maceramız başlıyor. Nasılsınız bu arada görüşmeyeli? İyidir umarım herkes. Yasaklar kalktı biliyorsun. Havalarda ya çok güzel. Bisiklete binmeye devam. Bu noktasına geldim ve hiç kimse yok. Nerede bu insanlar? Aha geldi tam biri. Ben de şey dedim, saat sabah 7. Buluşma noktasına geldim, kimse yok. 7'yi 5 geçiyor. 7'yi 5 geçiyor evet. Sen orada mıydın, aşağıda mıydın? Yok, şuradan şöyle geldim. Ha, şey gelir Adnan. Adnan'ı ben aradım, uyandırdım. Ya. Ama şey 6'yı 10 geçir. Ha tamam. Evet arkadaşlar buluştuk. 4 kişi olduk. Şimdi Kızılay'a doğru gidiyoruz. Ve oradan da diğer arkadaşlarımızı alacağız. Ahmet var. Ortada görünen Recep. Hemen arkamda Adnan. Bu arada ben 10 günden fazla zaman oldu bisiklete binemedim. Çok özlemişim ama antrenman eksikliği hemen hissediliyor. O yüzden ısınmaya gayret ediyorum şu an. Subay Evleri Vega Alışveriş Merkezi'nin oraya geldik. Buradan da Haylan arkadaşımızı alacağız. Sonra da Pursaklar tarafına doğru Ali'yi alacağız. Ne yaptınız? Yardırdınız ya. Size ayak uydurmaya çalıştım. Adamlar canavar gibi gitti ya. Evet arkadaşlar, ekip tamam. Pursaklar'a doğru gidiyoruz şimdi. Evet Adnan Bey. Adnan Başçavuş. Elemanlar fıtı fıtı gidecek hali yok. Basıyor ya. Sür Ahmet, sür. Yatalım biraz arkanda. Çok rüzgar var. Hoşça kal. Polis abi bekle abi. Evet. Bacaklar ısındı. Hadi bakalım, sıra Recep'te. Hızımız 30 yapayım mı? İyi mi? Günaydın. Dörtlü yaptılar arkada. Aslında altılı gelecektik de Recep bir gaza geldi. Ben de onun arkasından bastım. Sonra biz ikili geldik. Çok rüzgar vardı ama Esenboğa tarafında. Adı üstünde Esenboğa. Buraya zaten uçaklar inerken de çok sallanıyor. 42 kilometre oldu. 350 metreye tırmandık. Ortalama hızımız 28. Recep ne bastın ya yine? Dönüşte muhtemelen esmeyecek karşıdan. Çok güzel olacak. Ya az önce bir mola verdik. Sonra Ahmetler geldi. Otobüs durağında durmuştuk. O zaman biz Recep'le suluğu orada bıraktım. Neyse ki erken fark ettim. Şimdi gidip de onu alayım da geri döneyim. Zaten daha Ahmet, pardon, Adnan da Ali abi de geliyorlar. Aradım ama duymadı. Duysaydı suluğu da alıp gelirdi. Bu suluğu var ya hep unutuyorum ya. Bu üçüncü oldu. Yani bu turda üçüncü olmadı da Ankara'da üç oldu. Dinlenmek için tam böyle suluğu elime alıp oturuyorum. Veya işte petrol ofisinde vesaire bir yerde su koyuyorum içine. Ondan sonra bisikleti takmadığım için orada kalıyor. Adnan da Ali abi geliyor. Ya neredesiniz? Allah. Suluğu unuttum, geliyorum. Adamlar da şaşırdı ya.
Bakalım suluğumuz burada mı? Evet, burada. Tekrar döndük. Yaklaşık bir 2 kilometre gidiş ve dönüş oldu, 4 kilometre. Şimdi tekrar Adnan ve Ali abiyi yakalayayım ben. Ondan sonra markete uğrayacağız, bir şeyler alacağız ve macera başlayacak. 28 kilometrelik Karagöl yolunun 20 kilometrelik tırmanış bizi bekliyor. Acayip esiyor. Oh, mis gibi de ekmek koktu be. Fırın varmış burada. Ne yaptınız arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Ne yaptık? Hadi gidiyoruz. Yetişmeye çalışacağız. He? Onları yetişmeye çalışacağız. Eyvallah. Biz gidip geliyoruz böyle işte arada. Kaç kilometre yapsa var daha? Şu an asıl olay yeni başlıyor. Evet, Çubuk'tan çıkıyoruz şimdi. Buradan 28 kilometre falan olsa gerek. Güzel tırmanışlar bizi bekliyor. Biraz enerji depoladık. Suyumuzu içtik, soda içtik, bisküvi falan filan derken biraz dinlendik. Yokuşlara vuracağız şimdi. Ondan sonra Yumurtacı'nın köşesinde iki tane köpek var. Onlar atak yapabilir. Bazen bazen. Burada pek köpek saldırısı görmedim ama. Sadece o Yumurtacı'dan sonraki köşede şey var. Yani yatıyorlar. Bazen içeride, bazen dışarıda. Ahmet, sen gelmiştin değil mi? Nabızlar yükseldi. Recep muzunu aldı gidiyor. Ben ne korkacağım abi diyor. Dağlar benden korksun. Kendimize ufak bir sürpriz yaparız. Hediyelendiririz. Oh, çok güzel ya. Yine huzur, yine mutluluk. Mutluluk iki pedal, iki teker. Huh! Çok güzel hava. Paso tırmanıyoruz. Tırmanıyoruz arkadaşlar. 8-10 kilometredir tırmanıyoruz. Ah! Çok iyi ama ya. Geçen bir arkadaşımız, abi burnundan nefes alıp verirsen daha iyi olur demiş. Abi, nefes alabilecek her yerden alıp veriyorsun. Yetmiyor burun. Zaten benim sağ burunda da sağ delikte de sıkıntı var. Gerçi bugün biraz daha açık da. Şimdi sürekli tırmanırken nabız 170'lere dayandığında sadece burundan alıp ağızdan vermek yetmiyor arkadaşlar. Çok fazla arı var bu arada. Çok fazla var bu arada arkadaşlar. Ağzıma dikkat etmeye çalışıyorum. Geçen bir kere dudağımdan sokmuştu çünkü. Bu arada videoları izleyip beğenen herkese, yorum yapanlara, abone olanlara çok teşekkürler tekrar. 1000 aboneye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kısa sürede çok işler başardık ve devam edeceğiz. Ayrıca sizlerin bazen Instagram'dan yazıyorsunuz, bazen yorumlardan bisiklet sahibi olma, yani merakınızı arttırmak inanılmaz mutlu ediyor beni. Bisiklet alan bayağı arkadaş oldu veya araştırmaya başlayan. Bu çok güzel. İşte şehir trafiğinde korkuyorsanız, dediğim gibi bu çubuğa örneğin arabanızla gelin ve çıkın bu köy yollarına. Gerçi bu yokuşlara çıkmayın. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Eşinizi alın yanınıza ya da arkadaşınıza, her neyse. Arabaya bisikleti koyun. Karagöl'e gidin. Siz bisikletle inin. Arkadaşınız da arabayı indirsin. Buranın inmesi çok güzel. Çünkü hep tırmanıyoruz. Sonra kendinizi geliştirdikçe de bu sefer çıkarsınız. Ahmet'le Recep önde, gök gürültüyor. Biz de yağmura doğru gidiyoruz bakalım. Bugün Ankara'da kuvvetli bir sağanak yağış bekleniyor. Biz deli gibi üstüne sürüyoruz. Saat 10.30 şu anda. Saat 7.30'da başladı turumuz. Çubuk'ta bir mola verdik. Bir şeyler aldık işte. Ama onun haricinde güzel geldi. Çubuğa 28 ortalamayla falan geldi. Hemen hemen yarıladık bu arada yolu. Ama sert kısımlar hala duruyor. Bu yol çok güzel ya. Tabii ıssız. Tek başınıza gelmenizi tavsiye etmem. Biz şu an 6 kişiyiz. Önde iki eskort var, arkada da. Ben ortadayım. Şimdi şöyle, bu yol niye güzel biliyor musun? Yine Ankara'nın dışında farklı bir yerde hissediyorum kendimi. Böyle Ege, Muğla, Marmaris, Antalya taraflarına gidiyor gibi. Çok güzel, çok
Oo, Karagöl 15 kilometre. Ey yavrum, ben de yarısı bitti diyorum. Daha 13 kilometresi bitmiş. Yollarda kirazlar da var ama durmak yok. Ben durduğum zaman soğuyorum arkadaşlar. Soğuduktan sonra tekrar ısınmak da çok zaman alıyor. Mesela az önce Çubuk'ta durduk ya yarım saat. Acayip soğudum yani. Aslında Çubuk'ta o kadar çok durmamak lazım. Çünkü ısınmış oluyorsun ve yokuşlara öyle devam etmek daha güzel. Çubuk'ta durduğun zaman 2 kilometre sonra yokuş başlıyor. O da hiç iyi olmuyor kaslar için. Karagöl'e Ankara'dan çıkacaksın. Dayanıklılık turu yapacaksın buraya. Durmadan devam. Kolay gelsin ayı. Eyvallah, sağ olasın. Kirazlar doğal diye bahçeden yiyecektik de amca ilaç sıkıyordu ya. Aman. Kuş sesleri, doğa, bisiklet. Olmazsa olmaz tepeden esen, kafadan esen rüzgar. Ama bu Karagöl'ün içinde var ya, uçacağız. Çok güzel bir keskin viraj var şimdi. De rüzgar çok esiyor. Karşıdan gerçekten sağlam esiyor yani. Ahmetleri kaçırmasam iyiydi de onlar da hızlı çıktı. Hemen fark ediyor arkadaşlar ya. Bir 10 günden fazla bir zamandır binmemek. Arkadaşlar viraja girerken, mesela sola girerken siz sağda kalıyorsunuz. Sol pedalda 90 derece yukarıda kalıyor. Şimdi de tam tersini yapacağız. Sağ pedalı 90 derece yukarı aldık. Şu şekilde. Yani bu hızlarda inerken zaten çok sorun değil de. Hızlı inerken siz yatmayın. Tam tersi istikamette siz yatacaksınız. Garmin de sürekli uyarıyor. Dikkat et diyor. Keskin viraj. Biraz hızlanalım o zaman. Çok rüzgar olmasa basacağım da. Rüzgar tokatlıyor adeta. Yolda önümü görebildiğim için bu kadar virajı içten alıyorum arkadaşlar. Yani görüş açısı bayağı geniş. Aracın gelmediğini görebildiğim için. Sola dönüşlerde virajı içten alıyorum. Sağa dönüş zaten yol benim. Karagöl dönüşünde de arkadaşlar en sağlam, en dik rampa da burası. Burası sürekli iniş. Karagöl'ün dönüşünde de sağlam çıkış burası. Rüzgar fena esiyor rüzgar. Hava soğudu ya. Yayla havası oldu. Bayaman, güneş doğar kurumazsın bayaman, ay ışığı der durursun bayaman, umudumsun sen. Doğanın güzelliğine bakın, harika ya. Of.
Yolda Recep'i gördüm. Recep yolu bilmiyor ya. Hayırdır, yolu mu şaşırdın? Emin olamadım, bir haritaya falan baktım da. arkadaş aldı başını gitti. Ahmet yapıştırdı değil mi? Evet. Karagöl'ün dönüşündeki tek zor yerde şu indiğimiz yer. Yani dönüşte o virajlı yol var ya, ya bir tek orası. Bundan sonra da bir çıkış. 7 kilometre çıkış varmış. Var. İşte o sana dediğim köyün içinden sonraki çıkış. Of, o ne güzel elma mı o, ne o ya? Havada çok soğuk ya burası. Soğudu değil mi? Terledik ya bir de. Terledik, buranın havası da biraz sertmiş. Hava, oha hava 17 derece diyor ya. Evet var ya o kadar. Ben de diyorum bu soğuk ne? Ya ama buranın doğası muhteşem. Ankara'da böyle yerler bulmak zor gerçekten. Çok kaldı. Kışladıktan sonrası da hep tırmanış zaten. %12. %13. Of, manzara çok güzel ama çok yorucu bir tırmanıştı ya. %10-13 arası 1 kilometreden daha fazla bir tırmanış var kışlacıktan sonra. Ama bu manzaraya değer. Karagöl'e son 4 kilometre. Harika. Son 500 metre. Bu tip uzun yollarda, yokuşları çok olan yollarda enerjinizi iyi ayarlayacaksınız. Tempoyu baştan çok hızlı verirseniz bu kadar uzun yokuşları bitirmeniz çok zor olur. Ya da çok iyi antrenmanlısınızdır. Basar gidersiniz. Ahmet örneğinde olduğu gibi. Ama eğer ya yeni yeni bu yollara vuruyorsanız kendinize, kendi temponuzda çıkmanız lazım. Yoksa pişman olursunuz. Beni bu yollara kim getirdi dersiniz. Bisikleti kenara bırakır. Yarım saat yatarsınız. Karagöl'ün hem Çubuk'tan sonra tırmanışları var. Ama sanırım en sert tırmanış Kışlacık'tan sonra. İşte her koşulda yollara göre ayarlayacaksınız kendinizi. 1121 metreye tırmandık şu an. 75 kilometre oldu. Arkadaşlar ben geldim ama Ahmet yarım saat önce geldi. Ama biz şeyde durduk Ahmet. Kışlacık'ta yağmur geldi. Sen yağmurda sürdün. Şeyde durduk biz yaklaşık 5-10 dakika. Bir yere... Çok ama böyle şey yağmur. Aynen ama bir ara bir sert attı. Şey dolu zannettim ben de. Ama durmadım, devam ettim. Buranın doğası da muhteşem ya. Diğer arkadaş da geldi. Recep de geliyor. Ha, Recep miydi? Şu gölün sakinliğine bakar mısınız ya? Çok güzel. Keşke çay içecek bir yer olsaydı ya. Yok muymuş? Evet, mi? O zaman spor yapmalı bir mahalle çıkar. Karagöl'den iniyoruz arkadaşlar. Gözlememizi yedik, çayımızı içtik ve devam. Allah'ım bu rüzgar niye hep karşımızdan esiyor?
Of 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 of. Böyle inmeyelim mi yani? İneceğiz tabii. Yol ıslak değil, o yüzden rahat iniyorum şu an. Su alalım demiş abi. Burası mı? Geliyor bizimkiler. Su! Su mu? Su istemiyor musunuz su? Adnan nasıl gidiyorsun? Kışlacıktayız. Köpekçik. Koçum kenarda dur, kenarda dur. Aferin. Şu güzel dağa çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar son dakika yağmura yakalandık. Şu an işte fırsatlar inişteyiz.
YouTube'dan bize katılan arkadaşlar da burada. Ahmet gitti, ıslanarak gitti sanırım. Eve de az kaldı. Biz de ıslanırsak sorun olmaz.